Hepinize merhaba çocuklar. Bugün yine rengarenk, çok güzel, keyifli bir etkinlik yapıyoruz. Bakalım bugünkü etkinliğimiz neymiş, merak ediyor musunuz? Sizin için bir çilek, bir portakal hazırladım. Sonra bir üzüm, bir tane de muz hazırladım. Acaba biz bugün ne yapıyoruz? Evet, meyveler yapıyoruz. Acaba hangi meyveyi yapacağız? Yeşil kağıdımı önüme aldım. Evet, bugün sizinle birlikte armut yapıyoruz diğer meyvelerin yanına. Ancak bu meyveler bildiğimiz meyvelerden biraz farklı. Çünkü böyle konuşan meyveler. Merhaba çocuklar. Merhaba. Sizinle tanıştığıma memnun oldum çocuklar. Bugünkü etkinliğimizde bizimle birlikte olduğunuz için size teşekkür ediyoruz. Aa, ne kadar güzel, rengarenk ve konuşan meyveler. Haydi öyleyse siz de malzemelerinizi hazırladıysanız birlikte diğer meyvemizi, armutumuzu yakmaya başlayalım. Gerekli malzemelerimiz, yapıştırıcımız, kalemimiz, makasımız, oynayan gözlerimiz ve armut yapmak için yeşil kağıdımız. Çocuklar, eğer yeşil kağıdınız yoksa siz sarı bir armut da yapabilirsiniz. Size bırakıyorum. Haydi öyleyse başlayalım. Kağıdımızı ortadan ikiye katlıyoruz. Bu şekilde. Tekrar gösteriyorum. Açtım. Ortadan ikiye katlıyorum. Katladığım yerden kesiyorum şimdi çocuklar. Siz de lütfen benimle birlikte kesmeye başlayın. Evet, kağıdımızı kestik ve iki parçaya ayırdık. Şimdi parçalardan birini kenarıya koyalım. Onu birazdan kullanacağız. İlk önce el kuklası yapmak için gerekli olan arkadaki düzeneği yapalım. Tamam mı? Bunun için çocuklar ortadan ikiye değil, biraz daha şöyle üç parça gibi düşünün kağıdımızı. Katlıyorum. Bakın. Şöyle kağıdı koydum. Üç katı üst üste koyacak şekilde katlıyorum. Birinci katım. Diğer parçayı da üstüne katlıyorum. İkinci katım. Yani kağıdımı şu şekilde açtığımda üç parça olmasını istiyorum. Tekrar yapalım birlikte. Kağıdımız bu şekilde duruyordu. Bir kez katladım. Daha sonra bir kez daha katladım. Şimdi kağıdımı önüme koydum ve en üstteki parçayı açıyorum. Şu şekilde açtım. Buraya yapıştırıcı sürüyoruz çocuklar. En üst parçaya değil, ortadaki parçaya biraz yapıştırıcı sürüyoruz. Sürdük. Ve şimdi üstteki parçayı yapıştırıcı sürdüğümüz yere kapatalım. İşte böyle. Şimdi çocuklar, katlayıp yapıştırdığımız bu parçayı tekrar katlayacağız. Hazır mıyız? Şimdi ortadan ikiye katlıyoruz önce. Katladım. Şimdi tekrar katlıyorum. Önce bir parçayı yukarıya doğru katlayalım. Çevirdim. Diğer parçayı da yukarıya doğru katlıyorum. Evet, katlama işlemi bittikten sonra şu şekilde bir parça elde etmiş olacağız çocuklar. Tamam mı? Böyle katladık. Bu parça şimdi kenarda dursun. Birazdan kullanacağız onu. Sıra geldi yapacağımız meyveyi kağıdımıza çizmeye. Diğer meyveleri yaparken de aynı işlemi yaptım. Önce bir parça hazırladım, kestiğim kağıttan. Daha sonra istediğim meyveyi üstüne çizdim. Ve bakalım sonra ne yaptım. Şimdi ne yapıyoruz biz? Armut yapıyoruz. Bir armut çizelim kağıdımıza. Şöyle sulu sulu bir armut çizmek istiyorum. Haydi siz de çizin bakalım armutlarınızı. Ben armutumu çizdim. Şimdi çizgilerinden kesiyorum. Çok güzel olacak. Bakalım bu armut bize neler anlatacak. Evet, armutumu kestim. Şimdi sıra geldi asıl önemli bölüme.
Burada armutu ikiye katlıyoruz çocuklar. Şöyle tam ikiye, ortadan ikiye katlıyorum armutumu ve kesiyorum. Siz de kesin lütfen katladığınız yerden. Daha sonra katladığım üst parçayı alıp şöyle ince bir parmak kadar, daha bile ince olabilir, katlıyorum. Bakın yandan da göstereyim. Şöyle katladım. Şimdi aynı şekilde diğer parçayı da katlıyorum. İnce bir parmak kadar katlıyorum. Çocuklar, biraz önce hazırladığımız parçanın arkasında bu parmakları yerleştireceğimiz yerleri açalım biraz. Ve parmaklarımızı şöyle bir yerleştirelim bakalım. Evet, çok güzel. Şimdi armutumuzu alıp kestiğimiz parçalara yapıştırıcı sürüyoruz ve ağız kısmına hazırladığımız parçaya yapıştırıyoruz. İçe doğru yapıştırıcı sürelim. Bakın birlikte yapalım şimdi. Bu kısma yapıştırıcı sürdüm, katladığım yerin içine ve şimdi tam ortaya yapıştırıyorum. İşte böyle. Üst kısmı hazır. Gelelim alt kısmına. Yine katladığımız yere yapıştırıcı sürüyoruz. Tam ortadan iç kısmına yapıştırıcı sürelim. Ve karşısına gelecek şekilde yapıştırıyoruz. Bakın işte böyle. Burasını da kıvıralım tekrar. Şimdi çocuklar, makaslarımızı elimize alalım. Daha güzel görünmesi için şu kalan fazla parçaları biraz yanlardan kesiyoruz. İşte böyle. Şimdi sıra geldi armutumuzun yüzünü yapmaya. Oynayan gözlerimizi arkasına sürerek üst bölüme yapıştırıyoruz. Diğerini de yapıştıralım. Tamam. Ve sıra geldi ağzını çizmeye. Şöyle gülen, kocaman gülen bir ağzı olsun armutumuzu. Kıvıralım. Bakın buralardan parmaklarımızı yerleştireceğiz birazdan. Şimdi de dilini yapıyoruz çocuklar. Şöyle küçük kırmızı bir parçadan dil keselim çocuklar ve armutumuzun ağzının içine dilini de yerleştirelim. Dilin arkasına yapıştırıcımızı sürelim. Yapıştıralım. Hazır. Bakın. Peki armutumuzda ne eksik çocuklar? Evet, başına bir sap yapalım. Armutu keserken biraz önce kullandığım parçalardan küçük bir parça şimdi armutumuz için sap keselim çocuklar. O parçayı da değerlendirmiş olalım. Şöyle kesmemiz yeterli. Bakın. Yapıştıralım. Şöyle arkasından. Evet. Kalemimizle de biraz sapa şöyle renk verelim. Biraz da saçı gibi oldu değil mi çocuklar? Evet çocuklar, armutumuz da hazır. Hem de çok şirin, konuşan bir armut yaptık sizinle birlikte. Eminim sizin meyveleriniz, armutlarınız da çok güzel olmuştur. Bundan sonra öğrettiğim şekilde sizler de farklı farklı meyveler yapabilirsiniz. Hem de konuşan meyveler yapabilirsiniz. Hepinize şimdiden ellerine sağlık. Öyleyse bir başka etkinlikte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Merhaba. Sizinle tanıştığıma memnun oldum çocuklar. Bugünkü etkinliğimizde sizinle birlikte olduğunuz için size teşekkür ediyoruz. Bugün sizinle birlikte güzel bir etkinlik yaptık. Hepinizi tebrik ederim.